Merhaba gençlere de bir sorunla hoş geldiniz. Yeni bölümümüzle karşınızdayız. Bu hafta spor gündemini ele alacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 12 tane Avrupa'nın önde gelen kulübü bir bildiri yayınlamışlardı. Avrupa Süper Ligi kurduklarını açıklamışlardı. Kısa sürede hem taraftar baskıları hem oyuncu baskılarıyla kısa sürede feshedildi. Onun ayrıntılarına değineceğiz. Onun dışında kendi ligimizdeki şampiyonluk yarışı ve Avrupa liglerindeki şampiyonluk yarışına değineceğiz. Son olarak da pandemi döneminin de bildiğiniz gibi halı sahaların kapanması vesaire mağduriyetler oldu. Onların hepsini programımızda konuşacağız. Lara istersen konuklarımıza daha fazla bekletmeden hemen onlara geçebilirim. Tabii Yarkın'ın da dediği gibi sadece futbol gündeminden değil aslında basketbol ve diğer sporlarla da ilgili hafif hafif küçük bilgiler vereceğiz sizlere. Ama öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Bugün bizlerle birlikte olan sevgili arkadaşlarımız Atay Yasin Uzunkaya ve Emre Çakır var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kısaca kendinizi bir tanıtın isterseniz. Ben Atay Yasin Uzunkaya, Yeditepe'de okuyorum. Gazetecilik öğrencisiyim. Böyle hep normalde sınıfta beraberken şimdi burada program yapmak da ayrı bir güzel oldu. İnşallah güzel bir program olur. Teşekkür İnşallah. Ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben davetiniz için ben teşekkür ederim. Emre Çakır ben. Ben de bir istatistik firmasında çalışıyorum. Aynı zamanda aynı okuldayız, beraber aynı sınıftayız. Daha fazla bir şey yok. Dost meclisindeyiz bugün ya. Evet. Rahatça konuşacağız. O zaman hemen ilk sorumuza geçelim. Yarkın da bahsettiği gibi Avrupa Süper Ligi yaprak dökümüne uğradı. 48 saatte proje askıya alındı. Konu neydi? Avrupa Süper Ligi neydi? Ne oldu? Biraz bahsedelim. Ata sen ne diyorsun bu konu hakkında? Para için yapılan bir lig düşünüldü. Para için düzenlenen. Fakat UEFA başta olmak üzere diğer kulüpler buna tepki gösterdi doğal olarak. Ve İngiltere Başbakanı aslında son noktayı koydu bu sözde. Dedi ki bizim ülkemizde maç oynatmayız. Yani Liverpool kendi sahasında maç oynayamadıktan sonra Hindistan'da mı oynayacak? Nasıl oraya taraftarlar gidecek? Kulüpler de birer birer geri çekildiler. Ki olması gereken de futbol adına buydu. Yani futbol halkın sporu olarak kalmalıydı. Öyle de kaldı şu an için öyle. Ama bu biraz da fragman diyebiliriz bunu aslında. Emre, konuyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Ya Atay'a katılıyorum. Genel olarak parayla ilgili yapılan bir şeydi. Yani artık futbolcu maaşları çok farklı bir seviyeye geldiği için kulüpler daha fazla kazanma aşkına daha büyük yatırımlar yapmak istediler. AB'de ortaklı bir iş yapmak istediler. Taraftardan ve diğer eski futbolculardan büyük tepkiler geldi bununla ilgili. En son geri adım atmak zorunda kaldılar zaten. Şu an devam eden iki kulüp var. Bir kurucu Real Madrid, diğeri de Barcelona zaten. Her Diğerleri hafta El ayrıldılar. Clasico yani. Öyle Ama bir baktığımız zaman. parantez açalım. UEFA'da ciddi bir para cezasıyla mahkeme açıyor. Şu an onun işlemleri hazırlanıyor. Bu kulüpleri nasıl etkiler? Bu ceza yeterli kalır mı? Yani aslında Türkiye'de daha çok ya yani Türk olduğumuz için sporu Türkiye'de daha çok takip edebiliyoruz. Ben sanıyordum ki bizim kulüplerimiz çok kötü yönetiliyor. Fakat Real Madrid bile bu kadar batmışsa, Barcelona batmışsa bir soru işareti var burada. Yani bir futbolcu 100 milyon euro eder mi? Artık bunun sorulması gerekmiyor mu gerçekten diye size sorayım ben. Yani 100 milyon euro şöyle aslında Cristiano Ronaldo'nun falan ücreti belli zaten Juventus'ta kurtulmaya çalışıyor ondan. Ama talep edilen ücret ona karşısında 20 milyon euro seviyelerinde Manchester United'ın adı geçiyor mesela. Yani verilmeli mi verilmeli piyasa maalesef böyle ona şey karar veriyor. Piyasanın Piyasayı oyunculara birazcık karar bu hale veriyor. getiren de bu arada 12 kulüp adı Kendileriydi altında kendi büyüttükleri canavarla şu an karşı karşıya kaldılar. Bir futbolcuya yıllık sen 30 milyon euro maaş verip en güzel arabalara, en güzel evlerde oturursa gelen para da belli ki koronada zaten bu iyice dibe çöktü. Yani Real Madrid batmışken Beşiktaş'a Galatasaray'a laf edemiyorum. Yani. Şöyle bir araya gireyim şimdi batmışlık kısmına gireyim. Real Madrid pandemide en çok kâr eden kulüp olarak açıkladı kendini. Yani bahsettiği paraları hatırlamıyorum da. Hani batmışlıktan ziyade daha çok kazanalım, daha çok yiyelim. Biraz Doymamıştık diyorum. doymamıştık Evet. onu kovalamak istedi takımlar. Ama dediğim gibi bu da çatlak verdi çünkü oyunun yapısını bozmaya çalıştılar. Oyunun yapısını bozmaya çalışınca da taraftar otomatikman olaya Evet. el koydu. Hafta içi oynanan maçta Chelsea'nin maçı vardı mesela. Taraftar Chelsea'nin stada girmesini geciktirdi. Maç 10'da başlayacak, 10.30'da başlayacaktı. 11.30'da başladı yanlış hatırlamıyorsam. Yani taraftardan çok büyük bir tepki gelince geri adım atmak zorunda kaldılar. Daha demin de konuştuğumuz gibi Liverpool'un başkanı dahi çıkıp taraftardan özür dileyip ayrılmak zorunda kaldı yani.
Aynı şöyle... şekilde Liverpool taraftarı da daha gecesinden başladılar protesto etmeye, pankartlar açıldı vesaire. Evet, burada duruşu da bahsetmek evet. lazım. Yani Klopp ve öğrencileri, yani Henderson önderliğinde bir Premier Lig kaptanları bir buluşma gerçekleştirdiler. Daha sonrasında Liverpool oyuncuları kendileri bir açıklama yaptılar. Ozan Kabak da içinde oldu. Ozan Kabak da içinde. İlkay Gündoğan da olduğu bir açıklama oldu. Guardiola da bir açıklama yaptı. İlk isyan eden Mourinho'ydu. Takımı antrenmana çıkarmadı. Kovuldu. 40 milyon euro tazminatı da cebine koydu ama. Kazançla ayrıldı diyebiliriz herhalde. Şöyle aslında ben bu Avrupa Süper Ligi'ne bakarken şöyle baktım hep. Yani bu takımları mesela cumartesi günü maç oynayacaklar. Mesela Real Madrid ile Liverpool. İzler miyiz? İzleriz. Bir hafta izleriz. Kulüp bence her hafta izlenir. Kulüpler bunun çok farkındaydı. Ya bir baş kaldırdılar ama o başı hemen ezdiler. Filler tepişti. Ezilen çimen oldu. Yani futbolcuların hiç söz hakkının olmadığı bir noktada oldu aslında bu. Yani futbolcuların hiç ya biz istemiyoruz dese bile dinleyen oldu mu futbolcuları? Ya modern futbolun getirdiği kölelik gibi bir şey. Yani işte para varsa yani para var. Siz para alıyorsunuz, elemansınız. Siz sadece işinizi yapın. Denli. Şöyle açıklamalar da oldu. Bu Avrupa Süper Ligi'nin ortaya çıkmasıyla Rusya'dan şöyle bir açıklama geldi. Rusya takımlarından. Biz de Türkiye ile bir Balkan Ligi kuralım Ligi. Dediler. Ama Türkiye'den de açıklamalar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçma sapan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüplerimizin Başakşehir dahil en son Şampiyonlar Ligi'ne giden oraya gidip orada bir hikaye yazmasıydı asıl konu olan. Ama Balkan'da kurulacak herhangi bir ligde bir değeri yok ligin. Yani Fenerbahçe Real Madrid'i yenemediği sürece, CSKA'yı yendiği sürece izlenebilirlikle oradaki izlenebilirlik arasında fark var. Ve kendini pazarlama arasında ciddi bir büyük fark var. Sen Real Madrid'i yenip oyuncunu pazarlıyorsun, onu satıp borçlarını kapatıyorsun. CSKA'yı yendiğin için kimse senden futbolcu almaz yani. Aynı şekilde yayın gelirleri vesaire büyük bir düşüş olacaktı. Aynen, yani darbe zaten. Olacaktı. Evet. Burada Şampiyonlar Ligi de belki etkilenecekti. Birçok takım oradan çıkacaktı mesela eğer bu Avrupa Ligi olsaydı. Şampiyonlar Ligi'nde biz katıldığımız zaman yine gelirimiz büyük ihtimal ciddi şekilde düşecekti yani. Ben buna şöyle bakıyorum ama diğer bu şimdi ikinci klasman takımlar Sevilla, Atalanta, Lazio, Roma gibi Leicester City gibi takımlar da bir lig kurmak isteyecekti. Yani bu böyle bir lig kurulsaydı böyle de bir lig kurulacaktı. Sonuçta onların da eli armut toplamıyor. Büyük de kulüpler ki mesela burada aslında Almanya'yı çok tebrik evet. etmek gerekiyor. Bayern Münih, Dortmund gibi kulüpler hayır dedi yani. Taraftar kulübüyüz biz dedi. Bu da biraz spor kültürüyle alakalı. Almanya'da küme düşen bir takımın bile seyirci ortalaması 40 bin. Yani tabii ikinci ligin ortalaması bizim Süper Ligimizden daha yüksek. Onlar bu futbolu keyif için oynuyorlar. Para biraz daha geri planda. Bugün daha araştırdım. Geçmiş senelerde Werder Bremen 7 milyon euro zarar açıkladı ve Werder Bremen kentinde belediye başkanı dedi ki hop ne oluyoruz? Yani 7 milyon euro zarar. Galatasaray, Fener ya da Beşiktaş her sene çok daha fazla zarar ediyor ve kimse diyor mu hop ne oluyoruz? Yok devam. Ama Almanya'da bu bir sorun. Zarar etmek bir problem. Çünkü kulüplerin yönetiliş şekilleri farklı Almanya ile bizim ülkemizde. Onlar da biraz daha işte CEO'luk, şirket yönetim, şirket şeklinde. Bizde gelen yönetiyor, batırdık, başkanı, gidiyor. Hiçbir yaptırımı da olmuyor sonrasında. Bayern Münih'in başkanı eski futbolcusu. Evet. CEO'su Oliver Kahn evet. şu an eski futbolcusu. O da başkan olacak. Bizim başkanlarımız kim? Müteahhit, inşaatçı, nasıl söyleyeyim? Özel sektör, patron. Özel sektör, ya fabrikatör. Yani futbolu, yani burada biz program çekiyoruz. Kameraman yerine düşünsene. Yani bir simitçinin çektiğini biz. Ne kadar? Federasyonumuzda bile böyle yani. Federasyon başkanı bile futbolun içerisinden gelme birisi değil. Yani. Şöyle bir Avrupa Süper Ligi'nde bir kapama yapayım istiyorsanız. Bir şey paylaşayım. Tabii. Ya bunun asıl ana çıkış nedeni şuydu. Bu büyük kulüpler dedi ki, büyük adı altında anılan 12 kulüp. Bizim sayemizde izleniyor burası dedi. Burada pastadaki en büyük payı biz almalıyız dedi. Giderlerimiz de bu yönde dedi. O yüzden böyle bir lig kurup aslında UEFA'ya bir göz daha verdiler. Ya şimdi bu lig iptal edildi ama UEFA tabii ki bir ceza verilecek. Verileceği konuşulan ceza 50 milyon euro. 50 milyon euro evet. 50 yani. Milyon euro da 12 takıma bölündüğünde pek bir para olmuyor. Yani bir futbolcu maaşından daha aza geliyor. Hatta onu az vurup 150 milyon euro yapalım demişler. Yine bir şey ifade. 10 milyon euroya falan denk geldi. Şu onlar için bir şey ifade etmiyor. Şöyle bir şey olacak tahminime göre. UEFA onların pastadaki payını büyütecek. Daha fazla para verecek onlara. Sağ cepten böyle çıkıp sol cebe aynen girecek öyle. Biraz aslında. Ama UEFA'yı da burada çok masum görmemek gerekiyor UEFA aslında. UEFA yarattı zaten bunu. Bu kulüpler bu isyanı başlatırken
UEFA'ya şunu da söylediler. Sen benim sayemde bir para kazanıyorsun ve o paradan bana ne kadar veriyorsun? Yani UEFA'da sürekli yolsuzluk oluyor. Ben mi yanlış biliyorum? Ve bu takımlar dedi ki yetmedi mi artık? Yani biz, sen bizim üstümüzden para kazanıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Ama UEFA dedi ki ben işte bak global gücü aldım arkama, yapamazsın. Şu 12 kulübü ben bir söylemek istiyorum. İngiltere'den Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham. İtalya'dan Milan, Juventus, Inter. İspanya'dan ise Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Şimdi bu büyük kulüpler diyoruz ama şimdi burada kendini büyük kulüp gibi gören kulüpler var bana göre. Bunlardan bir tanesi Arsenal, bir diğeri Tottenham bana göre mesela. Sence son büyük yıllarda, kulüplük nasıl bir şey ama? Taraftarsa şimdi, Arsenal ve Tottenham'ın Çin'de, Hindistan'da tamam. Çok taraftarı var ve nüfusları da oranın... Yıllardır bir tane başarın yok mesela. Kupa kaldırmamışsın, şampiyon olmamışsın. Yani bilmiyorum kendini bu kadar büyük görüp bu şey dahil etmeleri bana göre çok doğru gelmedi sizce? Şöyle bir şey var şimdi İngiltere Premier Lig dediğimiz futbolun gerçekten olduğu bir yer. Evet. Beşiği. Beşiği yani oradaki takımların kendini büyük görmesi çok normal çünkü takımında bulunduğu bir futbolcu hı-hı. 200 milyon euro veya 150 milyon. Yani Tottenham'ın bir forveti 150 milyon euro, hı-hı. sol kanatı 150 milyon euro. Böyle olunca ve geçen sene de Şampiyon Ligi finali oynadığı kendini ileride gördüğü zaman büyük kulüp zannediyorlar. Hı-hı. Yani İngiltere'de şu algı var zaten. Top 6 var. Top 6 takımı ve diğerleri. O top 6 Avrupa'da da geçerliliğini sürdürüyor. Bu yüzden kendilerini büyük görüyorlar ama dediğin gibi yani Tottenham yanlış hatırlamıyorsam 65 yıldır şampiyon olamıyor yani. Bu Şampiyonlar Ligi'nin de şimdi adı ne bunun? Şampiyonlar hmm. Ligi. Neden ligin dördüncüsü katılıyor ki? Bu format en başta kurulurken neden kuruldu? Sonra nereye geldi? Galatasaray Manchester United'ı elediğinde bir anda format değişti. Çünkü Manchester dedi ki ne oluyoruz ya biz gidemedik. Format değişti. Şimdi ligin üçüncüsü bile Avrupa Şampiyonlar Ligi dediğin lige katılıyor. Zaten bu sistem yanlış baştan. Şampiyonlar Ligi ise burası şampiyonlar katılsın. İkincinin, üçüncünün bir yeri olmamalı zaten. Ya şampiyonun bir özelliği olmasın mı? Ya bu modern futbolun ve reklam gelirlerinin getirdiği biraz bir şey işte. Yani insanlar orada Chelsea'yi izlemek istiyor üçüncü olsa da. O zaman biraz da ülkemize dönelim. Süper Lig yarışında finale az kaldı. Yarkın'dan bir son durumu öğrenelim. Süper Lig'de nasıl Yarkın? Süper Lig'de şu anda Beşiktaş'ın liderliği var tabii ki ama son haftalarda çok ciddi sakatlıklar. Bakalım takımı nasıl etkileyecek. Hemen Beşiktaş'tan da devam edebilirim. Son haftalarda 6 maçta sadece 2 tane galibiyet, diğer hepsi beraberlik. Siz Beşiktaş şampiyon şansı nasıl görüyorsunuz? Sakatlıklar nasıl etkiler? Sizden yorumlarınızı alalım isterseniz. Yani keşke ilk Yarkın'dan yorum olarak başlasaydık. Şimdi şu an stüdyomuzda 3 ayrı taraftardan insan var. Ata Galatasaraylı, Emre Fenerbahçeli ve Yarkın Beşiktaşlı. Bence Beşiktaş diye bir söz verelim. Botlarını oluşturuyoruz. Yok ben ama yorumcu olarak burada değilim şu anda. Aldığım için. Ya işte ya buyurun. Yorumculuk değil biz zaten bunu dışarıda da konuşuyoruz ama evet. Beşiktaş nasıl söyleyeyim? 6 maçta 2 galibiyet aldı. Hı hı. Herkes şimdi dedi ki bu Fenerbahçe nasıl geldi bir anda ensemize? Galatasaray da hafif hafif enseye doğru yaklaştı. Bu kadar puan kaybedersen gelir normal. Ve Beşiktaş lige de çok kötü başlamıştı zaten. Sakatlıklar oldu. Korona zaten en büyük etken. Yani milli takımdan sonra yani bir İrfan Can Kahveci'nin düğünü ligi nasıl etkiler? Onu gördük aslında yani. Fakat Beşiktaş'ın hala büyük bir avantajı var. Yani şu an kazanamıyor ki Fenerbahçe biraz telaş yapsın. Kaybediyor Fenerbahçe şevkle maça çıkıyor. Şimdi bir kazan sonrasını görelim Galatasaray'da. Her hafta puan kaybediyor. Beşiktaş da kaybediyor. Fener kazanıyor. Ne oluyor? Hep Beşiktaş'ta makas hep aynı. Ama Beşiktaş'ı ben bir iki adım önde görüyorum hala. Emre sen ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın yani durumu? Şimdi ligde zaten çok karman bir olay oldu. Yani sürekli her hafta birileri puan kaybetti. Anlamsız yarışmalar oldu yani. Beşiktaş önde götürüyordu. 7 puan önde, 8 puan öndeydi Fenerbahçe'den. Bir de bir maçı eksikti. Ama arka arkaya gelen sakatlar, milli aradan dönememek Beşiktaş'ı kötü etkiledi. Bir de Fenerbahçe beraberliği sonrası takım geri attı yani. Ya şimdi bugün de açıklanan şeyde Atiba'nın sakatlığı var üstüne. Forvet yok, orta sahada eksikler. 3 puan önde ama eksiği çok. Ve telaşlanmaya başladı takım. Yani sonunu getiremiyor. Ya Fenerbahçe takipte geliyor. Gönlün ister ki... Eğer Altay sakatlanmasaydı Fenerbahçe'nin şansını daha yüksek görürdüm. Ama Altay'ın sakatlığı Fenerbahçe'yi çok etkileyecek.
Ama son haftaları kalacak gibi gözüküyor. Yani 3 puan değil aslında. Bir de averajda da 4. Evet 4 puan diyebiliriz aslında. Ama yani gerçekten Beşiktaş'ın sakatlıkları ve normal futbolcu sakatlıklarından ziyade takımın en önemli parçaları gittiği için tempo da düştü oyunda. Evet hem yedekler de gitti. Mesela Cenk Tosun gibi Larin mesela sakatlığı var. İşte Abubakar takımı %60-70'i diyoruz ama mesela. Ama bu biraz yani. Görünen köy değil miydi? Abubakar zaten sakattı. Cenk Tosun milli takıma gitmeden önce bir şey yoktu ama zaten sonuçta, sene başında da sakat. Ya Porto'nun yani. Verme sebebi oydu zaten. Bu bir sakat riski vardı. Vardı, vardı evet. Cenk Tosun'un da böyle bir riski vardı. Ama Cenk alıyorsun devre arasında o da sakat dönüyor mesela. Atiba 39 yaşında ona yönelik bir zaten orta sağ kurmaman lazımdı senin en başından beri. Yani Beşiktaş'ta tempo sorunu var bence. Temposunu kaybetti. Bu yani, Beşiktaş'ı işte geriye çekti. Yani geçen haftalara baktığımızda önde basan, rakibi ısıran, pozisyon veren geride ama ileride de 17 tane pozisyon bulabilen bir takımdı. Son maçlarına bakıyoruz. Attığı 2 gol Ankara Gücü'ne, ikisi de kendi evet. kalesine rakibi. Sıradaki maç Beşiktaş'ın Kayseri Spor'la sanırsam. Doğrudur. Evet. Peki onunla ilgili yorumlarınız var mı? Ne olur? Çok gol olur. Çok Beşiktaş gol olur. Çok gol atar. Bence yani şampiyon olacaksan yeneceksin. Yani artık bunun Kayseri'si, Galatasaray'ı, Fener'i kalmadı. Şampiyon olmak istiyorsan önüne çıkan rakibi yeneceksin ki yoksa yenmiyorsa şampiyon olmasın zaten. Bir tahmin alırsak kaç gol olur? Yani biraz böyle bizi de şey yapma ama bence 2-0, 3-1 Beşiktaş alır diyorum. 1-1. 1-1 beraber ediyorsun. Necip Uysal da gol atardı. Necip oynamayacakmış galiba Forat ama. Gökhan Töre diyor konu evet. bende ama. Artık yedekten giren şeylerin de birazcık katkı vermesi lazım Beşiktaş'ta. Özellikle Gökhan Töre diyoruz mesela. Yani Enkudu'nun son 2 haftadaki performansı komik, yani gülünç bir performans. Bence de öyle. Hem Beşiktaş futbolcusuna yakışmayan hareketleri var zaten. bir de beklenti o kadar yüksekken bu kadar kötü performans. Mensah özelinde mesela o dediğine çok katılırım yani. Neden olmadı acaba? Sizin de yorumunuzu merak ediyorum Emre aslında. Emre'yle sene başı konuştuğumuzda evet. sen de vardın. Hı-hı. Diyordu Mensah'ı alan takım şampiyon olur. Yani şampiyon olur demedim. Şey dedim sezonun transferi olur dedim. Yani takımı iki seviye öne atlatır dedim. Ben de önemli transferlerden biri için düşünüyordum. Ama nasıl böyle oldu? Büyük takım futbolcusu olmak başka bir şey. Yani ya bir büyük de Beşiktaş'ın takımı... sistemi uymadı bence ona. Yo Mensah'sında Fenerbahçe ile ilk Şükrü Saracoğlu'nda oynanan maçta dikine gidiyordu. Evet. Ya bir form düşüklüğü çok etkiliyor. Yani Mensah o Laiç'i bekledi hep Beşiktaş taraftarı. Mensah'ın bir noktada kesileceği garantiydi. Kesildi. Laiç gol attı falan. Mensah da düştü. Bence Oğuzhan şöyle, yine aynı şekilde tam Oğuzhan formu yok bulmuş. Ki. 4 senedir. Son 2 haftada iyi forma 11'e başlıyordu. Güzel performans vardı ama o da sakatlandı mesela. Ya Mensah'ta bence şöyle bir şey var. Kullanım açısı yanlış Beşiktaş'ın Mensah'ı. Ya Beşiktaş orta sahası 3 tane çapadan oluşturduğu için Mensah'tan istediği verimi alamıyor. Yani orada Sergen Yalçın istediği orta sahayı domine etmek. Ama Mensah alıp dikine gidebilen bir futbolcu. Ozan Tufan özellikle bir oyuncu. Nasıl Fenerbahçe'de Gustavo Ozan verim veriyorsa veya Sosa Ozan verim veriyorsa Beşiktaş'ta da Mensah'la başka futbolcu olabilirdi. Ama Josep Atiba Mensah doğru bir orta saha değil bence. Beşiktaş, özür dilerim. Beşiktaş şampiyon olamazsa Fenerbahçe ile evindeki maçta o kadar gol kaçırıp Ozan Tufan'dan gol yediğine çok üzülür. Yani o maç ligin kırılma maçıydı. Galatasaray için de Rize Spor maçı kırılma maçıydı. Tam Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı hafta evinde Rize'ye kaybediyorsan olmaz zaten. Gerek yok. Mensah konusunda ben şunu ekledim son. Hocanın istediklerini yapabildiğini ben düşünmüyorum. Mesela Larine hoca evritti. Hani evet. sol forvet şeklinde oradan verim aldı ve direktiflerini uyguluyor Larin gibi geliyor bana. Açıkladı zaten şeyde basın toplantısında Larine bunları anlatıyoruz bunu yapması lazım zaten diye. Ya Mensah hiçbir şekilde geri dönüş yapmadığını düşünüyorum ben artık yani. Bence de öyle. Dediğim gibi yanlış bir sistem içerisinde bence Mensah. O zaman bir diğer takımı değerlendirelim ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Trabzonspor'la berabere bir mücadele verdi. Bu hafta da Antalyaspor ile oynayacak. Bir Galatasaraylı olarak Ata senden bir yorum alalım öncelikle. Antalya ile durum ne olur? Antalya ile durum ne olur? Yani çok önemi kaldı mı? Yani şu an şöyle Trabzonspor beraberliği en çok Fenerbahçe'ye yaradı. Çünkü Galatasaray Beşiktaş maçına tekrardan bir şeyler için çıkmasına aslında ümidi oldu 90+6'da. Fakat ortada bir Şampiyonlar Ligi var ve ikincilik mücadelesi var. Her maçı kazanmak zorunda Galatasaray artık. Şampiyon olunur mu bilinmez ama Antalya Spor'u yenmen gerekiyor. Yeneceksin ki ikinci olma şansın var hala yani.
Ben öyle değerlendiriyorum en azından. Emre senden alalım. Yani Antalya Spor büyük bir yükseliş yakalamıştı ligde. Daha sonrasında hedefsiz kalınca takım düşüş başladı. Bu düşüşün ardında da yani son 4 maçta bir galibiyet falan aldı sanırım. Bu serbest düşüşü belki Galatasaray maçıyla terse çevirebilir. Çünkü Ersun Yanal takımları büyük maçlarda iyi kapanıp hızlı hücum edebiliyorlar. Ya Beşiktaş maçında yapmıştı aynısını. Fenerbahçe maçında yapmıştı. Şimdi başka bir Galatasaray maçı, formsuz bir Galatasaray var. Bu yüzden beraberlik olabilir diye düşünüyorum. Ya ben her şeyi Fenerbahçe'nin işine geldiği gibi yorumluyorum sanki ama. Ya şu an Galatasaray deplasmanda daha güzel futbol oynuyor. Yani evinde oynayamıyor. En son galibiyet 2 ay önce, Şubat ayı. Yani. Ama Galatasaray'ın da bir forvet sıkıntısı var. Hepsi korona oldu. Evet. Falcao zaten müzmin sakat. Bence Halil güzel bir forvet. İşte onu da oynatmak gerekiyor ki Babel'le oynayınca olmuyor yani. Fatih Terim'in yorumlarsak nasıl yorumlarsın duruşunu bu süreçte? Fatih Terim zor bir süreçten çıktı. Yani sonuçta korona atlattı ve takımda orta saha transferi istediğini söyledi, alınmadı. Sene başında konuşuyorum. Birçok oyuncu korona oldu, koronadan çıktı. Taraftar Galatasaray'ın 3 büyük kulüp içinde en etkili stat içinde olan taraftar grubu. Yani maça 1-0 önde başlatıyordu Galatasaray'ı. O da yok artık, taraftar da yok. Galatasaray'ın şampiyon olduğu senelere bak, evinde maç kaybetmişliği yok. Şimdi bakıyorsun evinde 2 aydır maç kazanamıyor diyorum. 4 maç eder. 4 maçta puanları topla, lidersin. Yani, taraftarı da etkiliyor bu durum. Taraftar yani. Durumu var. Başkanla Fatih Terim arasında bir problem var. Seçim olacak mı olmayacak mı? Yani problem içte. Yani yoksa Galatasaray kaybettiği puanları yarısını alsa şu an konuşmuyorduk bile. Şu an bunu konuşmuyorduk. Ama Trabzonspor maçına baktığın zaman son dakikada bir gol atmasan çok daha kötü bir tablodan bahsedecektik Galatasaray açısından. Tabii yani üçüncülük de gidebilirdi. Evet. Şu an zaten ikincilik de gidebilir. Hı-hı. Yani bir puan bugün Antalya'ya kaybedersen, hı-hı, puan kaybedersen Fenerbahçe'nin kazanması halinde iki maça çıkar fark ve zor rakipler kalmadı. Emre'den de bir kere alalım son olarak. Galatasaray'ın durumuyla ilgili ne düşünüyor? Ya şimdi Atan'ın bahsettiği sorunlar her takım için var. Tabii her takım için olabilir de. Fatih Terim şöyle bir şey var, çok formsuz bence. Eski gücünü kaybettiğinin farkına varıyor herhalde. Bir de sürekli bir ceza alması var. Tam ligin kopuş maçlarında 2 maç ceza. Bir açıklama yapıyor, 2 maç ceza. Buraları iyi değerlendiremedi. Takıma eskisi kadar yeni şeyler katamıyor galiba. Ki sonuçlar ortada. Yani bence kendiyle yaşadığı problemler var. Bu yüzden Galatasaray'ı kötü etkiliyor. Yani yaptığı açıklamalardan oynanmayan oyuna kadar Galatasaray'ı çok etkiledi bence. Artık şey dönmüyor herhalde futbolda, o olay bitti, yeni nesil teknik direktörlerle abi kardeş veya baba oğul ilişkileri bitti, ben bağırarak oynatayım şunu yaptırayım, o oradan gaz olayı o zaman bitti. Arda Turan'la arasındaki bağlantıyı da kurarız, hemen bir reklam arasına gidelim, dönüşte devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe'nin durumunu bir göz atalım. Ata'dan yorumlarını alacağım ilk öncelikle. Fenerbahçe şampiyonluğa yakın bir sıralamada ne olur, ne biter, ne düşünüyorsun? Emre Belezoğlu ile birlikte çok iyi bir ivme yakaladılar. Tabii rakiplerinin puan kaybetmesi de bunda çok etkili oldu. İnanmış bir Fenerbahçe var şu an. Aslında en önemli detay da o. Beşiktaş'tan şu an daha fazla inanan bir taraftar grubu da var. Beşiktaş'ta biraz böyle korku da başladı bayağıdır. Başlamada da birazcık çekinceden bir iki hafta bir ya bakmak işte, lazım duruma. Ya bir iki maç o korkuya döner biraz. Yani Fenerbahçe şu an iyi bir yolda, olumlu adımlar atıldı bu noktada. Erol Bulut'un gönderilmesi bu noktada bence çok olumluydu. Takımı olumlu yansıdı. Fenerbahçe taraftarı Emre'den de bir yorum alalım. Ben de katılıyorum. Erol Bulut'un gönderilmesiyle takım olumlu bir ivme yakaladı. Bunda Ergün Sözer'in de etkisi var. Emre Belezoğlu'nun yardımcı ekibine gelen. Teknik ekibinde bulunan. Bununla beraber bir ivme yakaladı takım. Yani 4 maçta 3 galibiyetlik bir seri var. Ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın puan kaybına göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolu açılır. Devre arası transferde çok etkili oldu bence Fenerbahçe'de. Ne düşünüyorsun? Atilla transferi evet. Gayet nokta atışı bir transferdi. Hı-hı. Aslında Osay Samuel transferi de öyle bir transferdi ama şu anki oyun yapısında ona bir yer açamadılar. Daha ilerleyen senelerde göreceğiz büyük ihtimalle. Ama Fenerbahçe doğru bir transfer planlamasının içerisine girdi bu sene özellikle.
Ya takımlar böyle kurtulacak bu borç yükünden. Pelkas 1.6 milyon, Atilla 2 milyon. Bunların konuşulan fiyatları 20 milyona satılacak diye. Anca böyle eriyebilir. Sene başında belki çok iyi değildi ama hani takımın durumuna göre de özellikle hem devre arası takviyesi hem de şu an gelen Emre Belezoğlu sonrası Erol Bulut sonrası Emre Belezoğlu'nun devam etmesi biraz daha toparladı herhalde takımı. Yani takımın artık ortaya bir şeyler koyduğunu görebiliyoruz. Hı. Erol Bulut döneminde biraz daha dış saha performansına dayalı bir sezon yaşadık. Ama şu an Emre Belezoğlu'nun gelişiyle ve Erdinç Sözer'in çok büyük bir etkisi var yardımcı antrenör olarak. Takım artık bir şeyler ortaya koyuyor, bunu görebiliyoruz sahada. Futbol konusunu kapatmadan önce ben kişisel olarak bir şey merak ediyorum. Siz de genç taraftarlarsınız ve bayağı takımlarınızı severek takip ediyorsunuz. Diğer takımları da aynı şekilde. Çok genç oyuncular var ve bu çok genç oyunculara ciddi paralar veriliyor. Ciddi transfer ücretleri ortada. Dünyada da böyle. Bu peki genç arkadaşları biraz şaşırtmıyor mudur yani? Türk futbolunu yorumlayabilirsiniz oyuncularından, yabancı futbolcuları yorumlayabilirsiniz. Hayatlarıyla işleri arasında ciddi bir dengesizlik var mı sizce? Yani çok paralar harcamak insanı şaşırtıyor mu özellikle gençleri? Şöyle, altyapıda ben futbol oynarken arkadaşım sonrasında Galatasaray'da daha çok yükseldi. Oradan İstanbulspor'a transfer oldu. Amerika'da kurulan Ümit Kara'nın kurduğu Amerika Türkiye takımına transfer oldu ve bir anda 18 yaşında elinde Mercedes'i, parası, en son model telefonları, giremeyeceği ortam olmadı. Şu an nerede diye baktığımda ortada yok. Yani aslında bu olumsuz etkiliyor bir noktada. Yani bir anda hayatın çok farklı değişiyor ve Türkiye'de bu doğru yapılmıyor. Farklı iki açıdan bakayım ben de. Şimdi katılıyorum aynı zamanda buna da. Emre Mor örneği var. Türk bir futbolcu, çok fazla el üstünde tutuldu. Hatta kendisi Norveç altyapısından gelme miydi? Norveç, Nørstedt. Oradan geldi ama beklenilen seviyeye çıkamadı. Yani para şımarttı, paylaşımları değişti, olduğu hayat değişti ve bir anda sönen bir kariyer olarak karşımıza çıktı. Ama bunun Avrupa düzeyinde baktığımızda çok farklı örnekleri de var. Mesela Haaland hala genç bir oyuncu. Ama kendine bakması, yaşam isteği, oyunu sevmesi, disiplinle alakalı bir şey bu. Yani oyuncunun nasıl yetiştirildiği ile alakalı bir şey. Yani tam tersi, kariyeri dibe de gidebilir. Kendisine bakıp, oyunu isteyip gelişebilir. Ya bu çok doğru bir soru. Çok da güzel bir konu aslında. Bir de şöyle bir tarafı var. Bu okullardan kendini yetiştirip hem okul hem spor şeyi bir arada götürmek çok zor ülkemizde özellikle. Bunu bu açıdan baktığınız zaman mesela hani siz de altyapılarda oynadığınızı biliyorum ben. Sizin o dönem şeyini hatırlıyor musunuz? Hem böyle antrenmanlar hem okul beraber götürdüğünüz zamanları. Aa, okul sen söyle. Yani çok zorlu bir süreçti. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk hatırladığım 6. sınıftaydım. Hem Fenerbahçe'ye gidiyordum. Dereağızında antrenmana çıkıyordum. Oradan dönüyordum. Etüt merkezine gidiyordum. Okul vardı. Yani günde 3 tane farklı şeye gidiyordum. Ve gerçekten yorucu bir serüvendi. Evet. Bir yerden sonra zaten ya futbolu bırakma noktasına geliyorsunuz ya da okulu bırakma noktasına geliyorsunuz. Futboldan para kazanmaya başladığınızda okulu bırakmak daha kolay geliyor insanlara. Ama o aradaysanız, henüz para kazanmaya başlamadıysanız otomatik olarak futbolu bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu Amerika modeliyle bakabiliriz aslında. Amerika'da basketbol biliyorsunuz en önemli 3 spordan biri. Ve liseden itibaren bu öğrenciler aslında notların iyi değilse seni takıma almıyorlar. Fakat bizim ülkemizde böyle bir durum var mı? Yok. Yok maalesef. Yani bizde ya sporla ilgileniyorsun ya okul. Aileler diyor ki son sene mesela lise 2'de bir insan. Diyor ki sen artık güzel bir üniversiteye gitmen için spora biraz ara ver. O senin hobin olsun. Sen koluna bir bilezik tak diyor. Yani bu noktada da aslında şu düşünülüyor. Yani o da bilezik. İnsan onu yapmak istiyor ama hayat onu Türkiye'de öbür tarafa itiyor. Buradan sıyrılabilenler çok para kazanıyor. Kimisi kendini bozuyor, kimisi işte futbolcu oluyor, basketbolcu oluyor. Kimisi de üniversitede okumaya devam ediyor. Temel eğitim önemli her zaman her meslekte olduğu gibi diye düşünüyorum. Ufak bir açı vereyim bir de buna. Burada belki Rusya örnek alınabilir. Rusya bu sene başında şöyle bir şey yaptı. Okullarda artık futbol öğretimi yapmaya başladı. Yani oralardan çıkartacaklar. Bunun haberini yapmıştık. Üçümüz beraber yine galiba. Beden eğitimi dersine eklemişlerdi galiba. Evet, yani futbolcu olmayı öğretecekler, hayatı öğretecekler. Evet. Böyle çıkılabilir belki içerisinden. Yani daha spor değerleri yüksek, aynı zamanda eğitime önem veren bir yapı oluşturulabilir.
Bence de. Bir de sporcu bursları konusunda bence daha da yaygınlaştırabilir. Hatta ilkokul çağına bile inebilir diye düşünüyorum ben. En önemlisi işte bu bursu alan öğrencilerin diğer arkadaşlarını hava atmaması. Yani onu benimsemesi lazım. Bunu bir iş olarak alıp bir arkadaş ortamında hava atılacak bir mecra olarak bunu kabul etmemesi lazım. Bu da ta çocukluktan başlıyor aslında. İyi yetiştirmek, iyi eğitmek. Yani bu senin hobin. Sen bundan evet ekmek de yiyebilirsin ama önceliğin senin düzgün bir, bilgili bir vatandaş olman. Evet. Bunu öğretmek lazım bence. Mevzu o. Katılıyorum. Biraz bence daha de. Basketbola değinelim mi Arkın? Euroleague'de bizi temsil eden iki takım var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko. Oynanan maçlarda da en son Efes Real Madrid'e karşı bir galibiyet kazandı. Fakat Fenerbahçe deplasmanda yenildi. Ata sen basketbolla gayet ilgilisin, takip ediyorsun. Final Four nasıl olur? Nasıl devam eder bu işler? Efes için aydınlık olur, Fenerbahçe için biraz karanlık oldu galiba. Çok sakatlık yaşadı Fenerbahçe. Koçu korona oldu, Yan Veseli gibi çok önemli bir faktör. Etkisi yok şu an, sakat. CSKA'yı normal şartlarda yenebilirdi Fenerbahçe fakat... İki maçta da aslında kafa kafaya gelen bir maç var ve son periyotta hep kopan bir karşılaşma görüyoruz. Efes zaten artık geçen sene de olacağı şampiyonluk koronadan dolayı ertelenmişti. Bu sene galiba Efes kazanacak gibi duruyor Euroligi. İnşallah da kazanır. İnşallah. Bir Türk takımının kazanmasını da özledik yani orada. İkinci kez değil mi? Fenerbahçe'de sakatlar dönerse Fenerbahçe CSKA karşısında karşılık verebilir ama şampiyondan 3 gün önce sanırım iyileşti oyuncuları. Bugün hatta Ali Koç yaptığı açıklamada buna değinmişti. Sakat veriyoruz, koronaya yakalanıyor. Hatta Melih Mahmutoğlu'nun düğününde olduğu söyleniyordu bunlar. Kaptanı Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi sakatlar düzelirse Fenerbahçe bir seviye atlayabilir. CSKA'yla eleyecek potaya gelebilir ve orada Fenerbahçe takımına karşı CSKA'nın yaptığı yaptırımlardan belki sporcular bir hırsla karşılık verebilirler. Ama ben de Anadolu Efes'in şansını daha yüksek görüyorum. Bir de artık oturmuş bir sistem var. Fenerbahçe'de bir değişim oldu. Daha yeni bir oturuyor sistem. İki takımımızın da yolu açık olsun diyelim yani. Avrupa'da, bu arada dünyada da düğün nikahtan dolayı korona olan takım hatırlamıyorum. Yani bu bizim ülkemize mahsus herhalde yani. Evet, bu arada. Milli takımda da aynısı olmuş. Yani ve de nedense hep İrfan Can'ın düğünü, Melih Mahmutoğlu'nun düğünü yani hep... Yani bunlar aslında yani bitiyor lig. Yani bir prosedür olması lazım ve futbolcuların ya da sporcuların bu noktada biraz daha bence anlayışlı olması gerekiyordu. Çok genç arkadaşlarımız var. Emre biraz önce hırstan bahsetti. Türkiye'de yetişmiş çok değerli basketbolcu genç arkadaşlarımız var ve bizi Amerika'da, Avrupa'da temsil ediyorlar. Benim en beğendiğim hem duruşu olsun hem oynayışı olsun Cedi Osman. Sizin var mı böyle beğendiğiniz duruşu, oynayışı, bizi güzel temsil ettiğini düşündüğünüz yani basketbolcular? Ersan İlyasova var benim. NBA'de yıllardır oranın demirbaşı gibi. Yani her takımda oynuyor ve iyi değerlendiriyor bunu. Fakat şu an Beşiktaş'ta oynayan Alperen Şengül var ve çok genç ve çok potansiyelli. Draft sisteminde ilk 5'ten draft edileceği söyleniyor ki bu çok büyük bir olay aslında. İnşallah Türkiye basketbolda çok etkili bir ülke. Yani bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. O jenerasyonu kullanıp en azından Amerika ile final oynamamız tekrardan gerekiyor. Yenebilir miyiz? Çok zor ama... 2010 muydu en son? Evet, Durant'li Amerika. Oo, bak aklıma geldi şimdi. İkinci olmuş. Çok, evet, sokaklara... çok güzel maçtı. Sırbistan'ı son saniye yendi. Kerem Tunçeri. Benim de en son takip ettiğim şey oydu galiba basketbolda. O ara prime'di işte. Basketbolda da futbolda. O ara biraz da böyle milli değerler vesaire. Herkes kenetlendi. Ama bak, yaz akşamı çok güzel günlerdi. Evet, dikkat et. Futbolda da basketbolda da prime zamanlardı o. Yani voleybolda yıllardır prime zamanımızdayız. Evet. Hep şampiyonuz ve çok az değer veriliyor. Normalde... Emre daha demin ilk Euroleague şampiyonluğu dedi ya Fenerbahçe'ye. Onu 2 sene önce Galatasaray kadın takımı aldı o kupayı. Kadın branşında aldı. Fakat işte bizim ülkemizin bu branşlara bakış açısını da bu gösteriyor. Yani voleybolda her sene en yüksek kupayı alıyoruz. Tabii. Ama ne kadar konuşuluyor? Ya şöyle bir şey var zaten, birazdan siz gireceksiniz de ben önden bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe amatör şubelerde çok fazla oyuncu yollardı ve hepsinde olimpiyatlarda başarı kazanılırdı.
Ama işte hiçbir zaman bunlar dile getirilmiyor. Yani sadece Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından getiriliyor, FB TV'de getiriliyor, bu kadar. Satır arası kalıyor biraz. Satır arası kalıyor. Çünkü çok piyasası yok, reklam değeri yok. Evet, medyada özellikle şey çok göz önünde tutulmuyorlar. Aslında çok ilgi var. Yani bizim ülkemizde futbola, basketbola ciddi bir ilgi var. Ciddi taraftarları var. Sadece onlara değil, diğer spor branşlarına da var. Fakat var, evet. O branştan insanlar hep diğerlerine kaymaya bakıyor. Çünkü diyor ki para orada, işte şöhret orada, göz önünde orada oluyorsun. Jimnastik yapan insan diyor ki ya ben iyi jimnastik yapıyorum, kaleci olayım o zaman. Hayır, jimnastikte ilerle. Bak ne kadar madalya almaya başladık jimnastikte de. Evet. Yüzmede aynı şekilde. Zaten güreş yani atasporu olarak görülüyor. Evet. Ki öyle de. Güreşe değinmişken çok yakın zamanda Taha Akgül bizim Avrupa şampiyonumuz oldu, milli güreşçimiz. O da çok genç bir arkadaşımız ve 1,5 senedir rahatsızlıklarından dolayı spora önem gösteremediğini söyledi. Genç arkadaşlarımıza sizce Türkiye'de spor alanında nasıl istihdamlar sağlanıyor ve bu yeterli mi sizce? Devlet veya eğitim kurumları ciddi destek veriyor mu? Taha Akgül kaç para kazanıyordur? Galatasaray'da futbol oynayan çok genç bir oyuncu kaç para kazanıyordur? Ya onda biri diyebiliriz herhalde. Ya da Taha Akgül madalya aldığında havalimanında ne kadar karşılanıyor? X bir futbolcu geliyor, transfer oluyor, yabancı ya da Türk fark etmez, ne kadar karşılanıyor? Başarının karşılığı oluyor mu Taha Akgül'e sence? Bence olmuyor. Bunlar anormal şeyler değil bence ama. Ya, ya işte bu normal. Göz önünde olmakla alakalı. Sen o branşa, mesela Fransa'da bisiklet turu oluyor. Formula 1'de Pierre Gasly yarışı kazandığında spor gazetesinin manşeti Pierre Gasly ve bisikletti. Yani bizim Türkiye'deki gazetelerde hiç görebiliyor musun farklı branşların manşet olduğunu? Göremezsin. Çok zor, evet. Galatasaray, Fener veya Beşiktaş'ın yaptığı olaylar manşet olur. Okuyucu kitlesiyle alakalı. İşte bu da ülkeyle, ülkenin insanların ilgiyi duyduğu branşla alakalı. Sen manşetinde ona yer vereceksin ki insanlar ha böyle bir sporumuz da var desin. Bunu yapmazsan medya çok önemli bu noktada. Yapmazsan eksik kalıyor işte. Ya spor kültürünün gelişmesi için sırf medya değil mesela. Çok küçük yaşlardan itibaren işte okullarda spora ilgi vesaire oralardan başlıyor. Hani bunun içinde yani tamam medyayı suçlayabiliriz ama tek başına bence şey değil. Ya bir etken düşün. Değil. Tabii şöyle ki medya çok yani bir etken yani %10'luk pastadan bir dilimdir. Buna spor bakanlığında verebilirsin. Eğitim birçok bölümü var bunun. Ama hepsi şu an kopuk o noktada. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Bir örnek var burada. Mesela ben diyelim bir spor yazarıyım. Benim patronum benden bir yazı bekliyor. Ben yüzmeyle ilgili bir yazı yazdığım zaman 3 kişi okuyorsa futbolla ilgili çok saçma bir şey bile yazsam 3000 kişi okuyor. Ya otomatikman benim patronumun tercih ettiği şey bu oluyor. Ya bu tamamen bence okuyucu kitlesiyle yani. Alakalı bir şey yani. İndeksle alakalı bir şey. O yüzden yeterli değeri görmüyorlar. Yani biz 3 kişiye tıklaması var, 3000 kişinin tıklaması var. Gelir farkı. Biz programa girerken Avrupa Süper Ligi ile girdik. Taha Akgül'ün madalyasıyla girmedik. Evet. Bu da aslında bir şeylerin cevabı bence. Yani. Doğru, haklısın. Motor sporlarına da ilgi mesela çok az ama biliyorsun en son İstanbul Park'ta yapıldı Formula 1'in bir yarışı. Şimdi oradaki ilgi falan alınan sosyal medyadaki etkileşim gerçekten çok üst seviyedeydi. Tekrardan düşünülüyor bu sene bu yani arada. Şu an takvimde yok. Olması gerekiyor bence Formula 1'in net bir şekilde. Sponsorlukla alakalı. Yani devlet ve FIA'yla arada bir bağlantı kurulması lazım. Geçen sene pandemiden dolayı böyle bir yarış düzenlendi. Bu sene tekrar düzenlenmesi gündemde. Aslında bizim Türkiye olarak bu yarışı sürekli burada düzenletmemiz lazım. Bir pilotumuzu oraya koymamız lazım. Bir firmamızın, Türkiye'de birçok firma var. Bir firmamızın Formula 1'den bir takım satın alması lazım ki dünyada işte bu sporu yaygınlaştıralım. Sadece futbola bakmayalım. Yani ben öyle düşünüyorum. Lewis Hamilton İngiliz pilot bu kadar sükse yapıyorsa bir Türk pilotu neden yapmasın? O yıldız tabii Lewis Hamilton. Ya tabii ki yani burada yani Schumacher de yıldız. Ama işte neden bir Türk de bu noktalarda olmasın ki? Onu söylüyorum. Ki motor sporlarında Kenan Sofoğlu gibi çok önemli bir ismimiz vardı. Aynı şekilde Toprak Razgatlıoğlu geliyor.
Böyle isimler var. İstendiği zaman çıkıyor yani. Onu demek. Ya 85 milyonluk bu ülke. Evet. Yani her şey gerekli gerekli yatırımları yaptığın her yerde karşılık alırsın aslında. Evet. Önemli olan yatırım ve antrenman. Fransa'da çıkan her şey burada daha çok çıkar bence. Aslında spora olan ilgiden bahsettik biraz burada. Ben biraz da kuşak için konuşmak istiyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor her konuda. Bir kısmı çok fazla sosyal medyada kendini gösteriyor. Bir kısmı spor konusunda e-spora çok yoğunlaşıyor. Z kuşağının özellikle e-spora yönelmesi, canlı sporlarla ilgilenmemesinin sebebini ne görüyorsun? Bence artık sosyal ortamları gençlerin platformlar olmaya başladı. Mesela oyunlar, isim vermek gerekirse yani şöyle oyunlarda arkadaşlıklarını buluyorlar. Nasıl söyleyeyim, bilgisayar başında zaten çoğu zamanını geçiriyorlar. Ve artık şuna da bakmak lazım. Biz genciz, 1,5 saatlik dersi durmadan dinleyebiliyor muyuz? Dinleyemiyoruz. Mola istiyoruz, ara istiyoruz. Genç nesilde böyle. Artık 90 dakika böyle maçı izlemek zul gelmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'de özellikle bu kadar akıcı bir futbol da oynanmıyor. Ne oluyor? Artık diyor ki ben 30 dakikalık oyuna geçerim ya da 25 dakika oyun oynarım, o ara sohbet ederim. Hem de oyunda sürekli bir aksiyon var. Artık oraya yöneliyor. Zaten Avrupa Süper Ligi'nde ilk söylenen şey de oydu. Z kuşağı bizi takip etmeyecek deniyordu. Mevzu bu bence. Yani onu düzeltmek için de artık futbolun süresi 60 dakikaya mı indirilir? Taç mı kaldırılır? Salon futbolu düzenlendi, gene öyle bir şey mi yapılır bilmiyorum. Ona baksınlar. Ama bir inovasyon gerekli diyorsun. Ya, tabii ki. Telefona sürekli gelmiyor mu? Evet. Güncelleme. Bu spora da gelmesi lazım. Emre sen? Bence şöyle bir şey var. Önceden şöyle bir örnek vereyim. Çelin diye bir futbolcu var mesela. 35 yaşında. 2 sene önce Cambridge'den doktorasını yaparak mezun oldu. Yani önceden okuyan futbolcular, sporcular daha ön plandayken artık yeni nesil oyuncuların sürekli olarak video oyunlarla bir şeyler yaptığını görüyorsunuz. Yani Neymar bile günde 13 saat kadar falan oyun oynuyor. Buna yeni dönem topçuları da dahil. Biraz bunda kısıtlama gelirse veya farklı bir alanlar açılırsa değişebilir bu. Ama alanlarla ilgili bir fikrim yok yani. Haaland'ın bir sözü var. Ne, diyorlar ki boş zamanlarında ne yapıyorsun? Kitap okuyor musun? Arkadaşlarına ne zaman geçiyorsun? Diyor ki oyun oynuyorum. Niye kitap okuyayım ki? Ya işte yani, hani ve bu futbolcu belki de gelecek 20 yıla damga vuracak bir sporcudan bahsediyoruz şu an. Yani fakat durum bu. Çünkü Haaland 20 yaşında. Z kuşağında ve oyunla büyüdü. Çok normal değil mi? Şu an yeni doğmuş bir çocuğa sussun diye tablet veriyorsun eline. Ya teknolojinin hayata girmesiyle birebir orantılı bir şey bu. Biraz öyle. Şimdi aslında teknoloji birazcık şeyin içine soktular, sporun içine soktular. Özellikle bu VAR sistemleri de vesaire ama herhalde istenilen o dinamikliği sağlamadı. Hatta daha bile oyunun süreleri uzadı vesaire. Burada bir de pandeminin etkisinin ben çok ciddi şekilde olduğunu düşünüyorum. Herkes evde olduğu için bu oyunların vesairenin e-sporun bu kadar artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama bu genç neslin spora yaklaşımını şöyle izlememesinden ziyade kendileri de spor yapmıyorlar. Ben problemin esas burada olduğunu düşünüyorum. Üşengeçlik var. Ya birazcık evet. Çünkü obezite de arttı evet. Dünyada ve sadece oturdum böyle bir şeylerle tık 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 oynadım. Göbek gitti. Türkiye, ne Avrupa'da oldu? Spor nasıl yapacaksın? Nasıl futbol oynayacaksın? Basketbol oynayacaksın? Tabii. Türkiye şu an genç nüfusta Avrupa'da şeymiş, obezitesi en yüksek ülkeymiş. Yani bu çok ciddi bir durum. Biz eskiden öyle miydik? Genç sporcularımız olurdu. Genç kültür sanat alanında çalışan insanlarımız olurdu. Gene var fakat sayısı yeterli çok az. Değil. Yani çünkü desteklenmiyor. Onu konuştuk az önce de. Destek olmayınca o da diyor ki destek yok, ben hayatıma bakayım, fast food'umu yiyeyim, o ara oyunumu oynayayım, bir yayın açayım, yayından para kazanayım. Çünkü biraz parayla orantılı böyle şeyler. Artık kolay para kazanmanın peşinde Z kuşağı denilen kuşak. Ve tüketim de çok etkiliyor değil mi? Ulaşılabilirlik işte çok fazla kolaylaştığı için insanlar en rahat neye ulaşabilirlerse onu tercih ediyorlar. Yani önceden bize, bizim büyüklerimizin örnek verdiği şey şuydu, ansiklopediden bilgi alıp çok fazla şey öğrenmekti. Artık biz sadece bir Google üzerinden her şeyi öğrenebiliyoruz ve kolaya kaçarak bileceğimiz, öğrenmemiz gereken çoğu şeyi es geçip en sonuncusunu öğreniyoruz. Hı hı.
Bunun çok fazla etkisi olduğu gerçek işte. Yani okullara, üniversitelere vesaire de çok ciddi yansımaları var bence. Bir problem daha aklıma geldi. Bu şehirleşme. İnsanların oyun oynayacağı bir alan kalmadı. Spor yapabileceği çok fazla bir alan kalmadı şehirlerin içinde. Bunun da etkisi olabildiğini düşünüyorum. Ben. Şöyle bakmak lazım. İstanbul, Ankara, İzmir'i çıkartalım. Hı-hı. Bursa'yı, Adana'yı falan da. Burdur'da hala böyle bir alan var mı? Vardır. Vardır. Ama işte nüfusun kaçta kaçı Burdur'da şöyle bir durum yaşıyor. Var işte. Ya oradan da sporcu çıkabilir. Ama insanlar artık oraya ilgi duyamıyor. Çünkü futbolu izlemek için bile para gerekiyor. Evet. Yani her şey için para gerektiği zaman artık bir futbol topu mahallede alırken bile 250-300 lira evet, en az. Evet. Nasıl oynayacaksın? Artık öyle gazete kağıdını böyle tutayım, bantla sarayım hadi oynayalım ya da kapakla oynayalım, şişeyi ezelim kalmadı ki. Artık diyorlar ki gel işte tabletten online oynayalım. Kafa topu oynayalım, evet. Bir şey oynayalım. Yani dediğim gibi ulaşılabilirlik orada kolay, sokakta zor ulaşılabilirlik. Evet. Bu yüzden ruhunu öldürüyor çoğu şey. Biraz da bizim ülkemizde zaten çok fazla var da şimdi Avrupa'daki sebebi ne acaba? Onu sorgulamak lazım. Yine bu keyif almak Avrupa'daki sebebi de. Çünkü Türkiye gibi düşünme orayı. Dijitalleşmeden kaynaklı mı? Yok, Amerika'da mesela Amerika'ya bakalım. Futbola ilgi çok az. Hı hı. Çünkü neden? Önde gelen daha 5 tane sporları var. Avrupa'ya bakıyorsun, Fransa'da bisiklet turu hala en çok o izlenir. Evet. O varsa o izlenir. Ya da mesela bilardo. Semih Saygıner gibi bir değerimiz var. Ama yani Sullivan daha çok izleniyor. Niye? Çünkü İskoçlar izliyor onu. Yani öyle bakmak lazım oluyor. Biz sadece bir spora kanalize olmuş durumdayız. Gençler de o kanalize olmaktan sıkıldı. Çünkü kadınları düşünelim. Hep futbol duymuyorlar mı? Evet. Sıkmadı mı bu onları da sence? Kesinlikle. Yani ben bir kadın olarak az çok takip etmeye çalışıyorum. Ama çok bilmediğim terim var, çok anlam veremediğim durumlar var ama geçenlerde bir arkadaşım sayesinde İngiliz Premier Ligi'ni izlemeye başladım biraz olsun. Şöyle ki ben keyif aldım mesela. Keyif aldım yani. Türkiye'de de bir futbola irite olma durumu yarattılar diye düşünüyorum. Şöyle, Kanada'da buz hokeyi var biliyorsun, hı hı. En meşhur sporudur Kanada'nın. İnsanlar arkadaşlarıyla öğlen 1'de atıyorum ders bitti çıkıyorlar. Hadi tuttuğumuz buz hokeyi takımının maçına gidelim. Buz hokeyi maçı bitiyor. Hadi gel beyzbol maçına gidelim. Evet. O bitiyor gel hadi Hindistan'daki diyor gel kriket izleyelim 6 saat. Yani bir keyif alıyorlar. Çünkü atıyorum orada köfte ekmek bile yerken 1 lira ya da 1 dolar veriyorsun. Burada en son statlarda köfte ekmek olmuş 25 lira. Bunun yani her şeyin etkisi var. Artık gittiğinde statta küfür duymama oranın yok. Yani. Tabii katılıyorum. Konunun daha detayları da var. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamlar, tekrar yeniden beraberiz. Arkadaşlar en son Premier Ligi konuşuyorduk, orada kalmıştık. Şimdi geçen sene çok başarılı bir performans gösteren Liverpool ve Jürgen Klopp'un öncülüğünde öğrencileri vardı. Şimdi bu seneye baktığımız zaman çok alt sıralardalar. Hiç sene başından beri iyi bir noktaya çıkamadılar. Ve Manchester City'nin inanılmaz bir yükseliş ve çok güzel bir oyunu var. Siz Premier Ligi başından sonuna kadar çok ayrıntılı takip eden insanlarsınız. Bu sezonu nasıl yorumluyorsunuz? Ata seninle başlayabiliriz. Ben çok kısa şöyle söyleyeyim Liverpool'la alakalı. Çok önemli sakatlıkları oldu. Van Dijk, Henderson, Joe Gomez, Alisson kalecileri gitti bir süre. Çok normal buluyorum bunu. Yani en önemli parçaların eksilmişken zaten şampiyon olman mucizeydi. Çok yükselen de bir Manchester City vardı. Hı-hı. Bir taktik oturtmuş ki nitekim geçen sene de City iyiydi. Sadece Liverpool çok inanılmazdı. Evet. Öyle olduğu için de City bu sene aslında bir sene ara verdiği şampiyonluğu tekrardan aldı. Fakat Liverpool toparlanır. Seneye bir bakmışsın gene şampiyon olmuş. Ama tabii yani Arsenal, Tottenham gibi kulüplerle aralar açıldı. Şu an Chelsea biraz yükselmeye başladı. Bakalım güzel bir Premier Lig izleyeceğiz seneye de. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Liverpool
2 sene önce yine şampiyonla oynuyordu. Yani City'nin 2 puan arkasında ikinci oldu. 97'ye 99 bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bir maç kaybettiler. City ondan sonra aldı götürdü. Geçen sene Liverpool tekrar bir ağırlık koyarak aldı ligi. Bu sene aslında iyilerdi. Van Dijk sakatlandığı günden sonra düşüş başladı. O günden beri işte ilk önce liderliği kaybettiler. Sonra ilk dördün dışında kaldılar. Şimdi geriden ilk dört potasına girmeye çalışıyorlar. Ama önlerinde Leicester gibi Çağlar ve Cengiz'in oynadığı, genç Türk sporcularımızın oynadığı bir takım var Şampiyonlar Ligi potasında. Onun önünde West Ham bir gerisinde, Chelsea gerisinde. Yani önünde 3 tane takım bulunuyor. 3 tane dev var yani. Dev var önlerinde yani. Tabii kendileriyle oynayacak maçlar da var. Liverpool buradan bir şekilde çıkabilir. Liverpool'da da yine genç bir sporcumuz Ozan Kabak oynuyor. Yani Premier Lig'de Türk genç oyuncularını görebiliyoruz. Okay Yokuşçu gibi. Biraz daha bizim içimizden insanlar var ve keyifli bir lig olduğunu söyleyebiliriz bu sene için. Özellikle West Ham'ın hikayesi ayrı bir konu yani. Bu Avrupa Süper Ligi kurulması vesaire aşamasında aslında fatura birazcık Mourinho'ya çıktı gibi oldu. Sözleşmesi feshedildi. Bu Tottenham'ın da yükselişi vardı. Sonra durgun seyrettiler. Mourinho'nun da gönderilmesiyle herhalde. İlk maçı kazandı. Ama şey geri kalan açısından nasıl olacak diye soracaktım. Şöyle söyleyeyim. Mourinho şimdi gittiği takımlarda ilk senesi değil ama ikinci senesinde her zaman ligi ilk iki içerisinde bitirmiş bir hoca. Ne kadar oyunun gerisinde kalsa da bir şekilde kendini... Hocaydı aslında. Hocaydı. Kendini bir şekilde o sıralara atabiliyordu ama değişen futbolu kanalize edemedi kendisine. Gerisinde kaldı. Çok oyunu kitlemesi de sürekli eleştiriliyordu zaten. Avrupa Ligi'nden de böyle elendiler. Zagreb'e elenmeleri bir sürprizdi aslında Tottenham açısından. Devam eden süreçte Avrupa Ligi açıklandığı anda ilk teknik oyun isim Mourinho'ydu. Evet. Bunu işte takımın antrenmana çıkarmayarak yaptı. Henüz kimse ses çıkarmadığı için Avrupa Süper Ligi'nin olacağı düşünülüyordu. Tottenham da hızlı bir karar alıp Mourinho'yu yolladı. Evet. Devamında herkes çıkınca ligden Mourinho'yu yollamak Tottenham'a sadece 40 milyon euro kaybetmeye sebep oldu. Evet. Şimdi yerine de aslında çok genç bir teknik adam getirdiler. 29 veya 26 yaşında net hatırlamıyorum yeni gelen hocaları. 26'da futbolu bırakıyor 29'da hoca oluyor benim bildiğim kadarıyla. Doğru ben 29 veya 26 diye hatırlıyordum. Şu an genç bir hoca var başlarında. İlk maçını kazandı ama sezonun devamında ne olur tahmin etmesi güç aslında. Evet. Çünkü background'da bir şey yok. Şuna dikkat çektim konuyla alakalı değilim ama biraz önce birinden bahsetti. 26 yaşında futbol bıraktı, 29 yaşında hoca oldu dedi. Türkiye'de de böyle örnekler var mı ve böyle alanlar açılıyor mu aslında? Hem oyuncular için hem olmak isteyenler için böyle bir tercih söz konusu olabilir mi? Şöyle söyleyeyim şimdi bahsettiğimiz 29 yaşında Tottenham'ın hocası olmuştu. Süper Lig'de genç hoca bilmiyorum yani ya biz 40 yaşındaki hocaya genç hoca diyoruz burada. Ama teknik ekipte olabilmek için kolay bir yol var. Bu da üniversitelerin BESYO dediğimiz bölümden mezun oluyorsunuz. Gerekli eğitimleri alarak teknik ekipte bulunabiliyorsunuz. Yani kendi gelişiminizi öyle sağlayabiliyorsunuz. Ama benim Türkiye'de tanıdığım yani 30 yaş altında bir hoca yok. Seni çünkü 30 yaş altında futbol oynuyor zaten o insanlar. Alt liglerde olabilir. Mesela 3. ligde, Bal Ligi'nde falan olabilir. Fakat Süper Lig seviyesinde hocalara iyi de bakılmıyor aslında. Yani genç hoca bir dezavantaj mıdır peki bu durumda? Yerine göre. Tecrübe çok önemli futbolda. Sporda çok önemli. Sonuçta basketbolda da 30 yaşın altında genç hoca yok. Yani tecrübe önemli bir faktör burada. Ve diploma da çok önemli. Bizim ülkemizde problem o. Genç hocaların diploması yok. Şimdi sana sorayım. Ehliyetsiz birine araba verir misin? Elbette. Biz ehliyeti olmayan, yani diploması olmayan hocaya takım veriyoruz. Önce bir Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da diyorlar ki önce bir bu eğitimini tamamla. Alman futbolunun efsanesi Klinsmann'a dediler ki hayır, kursunu tamamlamadan çıkamazsın maça. Klinsmann'dan bahsediyoruz. Ya sistemsizlik işte Türkiye'de farklı bir yola sebep açıyor. Ya dediği gibi Atan, Almanya'da bu eğitimin süresi 13 ayken, ya 13 ay boyunca teknik direktör olma eğitimi alıyorsunuz veya teknik ekipte çalışma eğitimi alıyorsunuz. Ama Türkiye'de 3 ay hızlandırılmış eğitim yapıldı bu senede, geçen sene. Zaten evdendir büyük ihtimal. Tak 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 bir anda geçen sene futbol oynayan insanlar bir anda belge sahibi oldu. O kadar süredir belge bekleyen insanlar ne oldu? Parası yok diye ortada kaldı. İşte başarısızlığın noktalarından bir tanesi bu da. İşte sordunuz, söyledik. Ama genç hoca olarak, genç teknik direktör vesaire olarak, spor hocası olarak problem var ülkede zaten.
Bunun ama yetiştirmede sorun var. Evet, bunun ama problemi şey değil. Okula gidip de belge almamak vesaire için belge kısmının niteliği çok önemli. Mesela bu işi çok iyi yapabilen insan olabilir, belgesi olmayabilir. Ben ona çok bir şey söyleyemem aslında ama yetiştiriliş tarzı, kendi kulübünün içinden çıkmıştır belki, o değerleri, dinamikleri biliyordur. Onların da farklı şeyleri var. Ama işte bak sana soruyorum. 17 yaşındasın, araba sürmeye inanılmaz süper biliyorsun. Hı-hı. Ehliyeti alamıyorsun. Evet. Nasıl araba süreceksin? Yasa dışı. Evet. Bu da belgen yok. Tek takım yönetiyorsun. Maç sonu konuşmaya bile gidemiyorsun. Hı-hı. Maç öncesi konuşmaya gidemiyorsun. Yani ama o belge ne kadar önemli bir şey şimdi. İşte o belgeyi diğer ülkelerde seni öyle dedi ya Emre de o kadar güzel donatıyorlar ki seni. Hı-hı. Sen zaten o belgeyi alınca teknik direktör oluyorsun. Ama bizim ülkemizde hızlandırılmış 28 günde böyle hani vardı ya biz üniversite sınavına çalışırken zihne at böyle 15 son günde dakika. Edebiyat falan. Yani yok böyle bir şey. Edebiyat 15 günlük bir şey değil. Teknik direktörlük de 28 günlük bir şey değil. Yani Almanya'da herhalde boşuna 13 ay demiyordur buna. Bu Almanya'ya bir örnek daha vereyim, yol açalım. Almanya'dan çıkan teknik direktörlere şöyle bir örnek verelim. Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım kalmıştı bir tur önce. Hı-hı. Bu 8 takımın 4 tanesinin hocası o Alman akademisinden çıkan hocaydı. Yılmaz Vural da galiba Köln Akademisi olabilir o. Yani hani var ya... Mainz'di galiba. Mainz, ben bakmıştım. Frankfurt okulunu bilirsin mesela. Hı-hı. Teknik direktörlükte de bu Köln okulu diyebiliyorum ben bunu. Yılmaz Vural oradan çıkma mesela. Ama bizim ülkemizde aldığı değer Yılmaz Vural'ın hep küme düşmeye oynatılan takımlar. Ki şu anda Erzurumspor'u büyük ihtimalle iyi bir yerde bitirecek. Bakalım gibi tutacak mı? Evet, yani tutabilecek gibiydi ama kalan maçları inanılmaz Erzurum. Evet. O yüzden pek mümkünatı yok. Şimdi şunu sormak istiyorum, aslında izleyen arkadaşlarımız da hani merak ediyordur. Ben bu alanda ilerlemek istiyorsam sadece sertifika veya aldığım eğitim mi önemli, yoksa bunlara neler katmalıyım? Hı-hı. Evet, bir spor alanında görüşüm olmalı ama kendime neler eklemeliyim? Sizce bir spor adamının, kadınının veya sporun teknik kısmında olacak bir insanın nelerle donatması lazım kendini? Seninle iletişim kurabilmem için en önemli etken ne? Nasıl dil. Dilini bir kere sporda farklı kültürlerden, farklı milletlerden insanlar var. Hı-hı. Bir kere dilinin fazla olması lazım. Yani en az 3-4 dilden bahsediyorum. Dilinin fazla olması lazım. Eğitiminin iyi olması lazım. Kişisel ilişkilerinin iyi olması lazım. Ve en önemlisi de aslında bilginin olması lazım. Bunlar olduktan sonra başarı kaçınılmaz olur zaten, çalışkan olursan. Sıfırdan başlıyorsanız biraz daha meşakkatli bir yol var. Ama eğer eski bir sporcu geçmişiniz varsa daha kolay sağlanıyor bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam UEFA C lisansından başlıyor en alttaki eğitim. Yavaş yavaş yükseliyorsunuz ama profesyonel olarak oynamış biriyseniz, milli takımlarda bulunduysanız sizi direkt pro lisans sınıfına alıyorlar. Orada eğitim görüyorsunuz. Bu da kısa bir eğitim oluyor. Atan'ın bahsettiği gibi 3 aylık bir eğitim oluyor. Ondan sonra olabiliyorsunuz. Ama dediğiniz gibi ne kadar donanımlı olur orası tartışmaya açık. Bestseller'ın haricinde, yani üniversite seviyesindeki eğitimin haricinde ekstra bu eğitimleri veren kurumlar var mı Türkiye'de şu an? Türkiye Futbol Federasyonu var doğrudan. Eğitim evet. Veriyor. Hı-hı. Kursları var işte yani. Kursları var, o kadar. Kurslara katılımların belli bir ücreti var. Hı-hı. Ve bunlar da yüksek ücretler aslında, ucuz değil. Ve aslında bu da bir sorun. Yani hep sorun konuştuk gibi geliyor bana nedense ama sporumuz sorunlu. Çünkü o ücretler o kadar yüksek ki belki gerçekten çok bilgisi olan, dili olan fakat parası olmayan insan olamıyor. Ya üniversitedeki gibi şey yok aslında. Burs verelim. Sen devam et daha sonrasında öyle gibi bir sistem yok. Ama bu en alttan başladığınız süre zarfında işte sürekli bir gelişim sağlıyorsunuz. Çünkü mezun olacağınız zaman, yani sınıf atlayacağınız zaman bir sunum yapmanız bekleniyor sizden. Sürekli ders çalışmanız gerekiyor bununla ilgili ve sunumlar hazırlamanız gerekiyor. En alttan başlayıp ilerlemek daha akılda kalıcı olabilir. Çünkü futbolcuyken o derslere o kadar odaklanmıyorsunuz. Biliyorsunuz zaten antrenman yaptığınız için ama hoca gözüyle bakmıyorsunuz. Ama en alttan başladığınız zaman sunumlar yaparak daha etkili öğrenebilirsiniz. Bu noktada bence son olarak şunu söyleyeyim. Örnek olarak alınması gereken kişinin Sergen Yalçın olduğunu düşünüyorum. Birçok kulüple teknik direktörlük yaptı. Kademe kademe, adım adım, adım adım yükselerek
Türkiye'nin şu an en büyük 3 kulübünden birinde teknik direktörlük yapıyor. Ve belki Beşiktaş'tan yükselip Avrupa'da teknik direktörlük yapacak. İşte bizim yükselmemiz öyle olmalı. Altlardan başlamalı, alttan dipten zirveye gelmeli. Bir anda zirveden başlarsan dibe düştüğün zaman eşik düşmüş olursun. Ben şöyle bir örnek vereyim sana. Ata sporcudan örnek verdi. Mesela sporculuğunu yapıp eskiden oyuncu olup devamında hoca olanlar verdi. Ben de akademiden çıkan bir örnek vereyim. Ersun Yanal örneği bu da. Besyo mezunu, daha sonrasında Denizli'de çalışarak, Manisa'da çalışarak kendini geliştire geliştire Fenerbahçe'ye kadar ki geldi. O zamanın Manisa'sı da Selçuk İnan, yani, Arda Turan, İşte o Manisa'yı yapan kişi o aslında. Aslında evet, yönetim kişi. Hatta şu an Gençler Birliği'nin ligde tutmaya çalışan Özcan Bizeti Hoca, Ersun Yanal'ın ekibinden olan bir hocaydı. Ya dediğim gibi spordan da çıkmış, akademiden çıkmış, başarılar sağlamış ve Avrupa düzeyinde de başarılar yakalamış. Gençler Birliği'nin oynattığı oyunlarla, elediği takımlarla kendi adından söz ettirmiş bir insan. Ya akademide de örnek alınacak bir kişi olarak gösterilebilir kendisi. Buradan şunu da söyleyelim. Genç futbolcularımız, hani konuştuk ya daha önce, onları bizim aslında pişmesi için göndereceğimiz Türk kulüplerinin Avrupa ülkelerinde var. Mesela U19 takımları, mesela Real Madrid B İspanya'nın 2. liginde orada oynuyorlar. Hocaları orada yetişiyor. Zidane şu an dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen biridir herhalde. B takımından yani yükseldi oraya. Sonra Carlo Ancelotti'nin yardımcısı oldu. Sonra geldi Real Madrid'e. Sonrası zaten 4 Şampiyonlar Ligi. Yani ben şöyle katılmıyorum size aslında. Belki birazcık muhalefet edeceğim ama. Yap tabii. Meslekler arasında okumak ve alaylı olmak diye bir ayrım vardır ya. Bu alaylılığa yakışan bir durum aslında antrenörlük ve futbolculuk ben olduğunu düşünüyorum. Ne kadar eğitim alırsan al, içinde varsa, daha öncesinde futbolculuğa geliyorsan çok büyük avantajın var. O soyunma odasını koklamak mesela, oradaki havayı bilmek. Bunların çok okulda öğrenebilecek şeyler olduğunu ben düşünmüyorum aslında. Peki sana şöyle sorayım. 3 isim vereyim sana. Hı-hı. Jose Mourinho, hı-hı, Nagelsmann, bir de Ersun Yanal. Hı-hı. Üçü de senin tabirinle soyunma odası koklamamış, evet, diye tabir ediyorsun. Nasıl başarılı oldular bu üçü de? Hayır, buna başarısız olamaz demiyorum. Oranına baktığın zaman Zidane mesela. Bunlar hep şeyden gelme, futbolculuktan gelme. Tabii ama mesela Maradona çok mu başarılı teknik direktörlüğünde? Galatasaray Hacı de mesela Hacı başarılı olamamış. Bu neyle yani alakalı biliyor musun aslında? Mourinho tercümanlıktan yükseldi. Ya bir şeyleri işte tecrübe diye konuştuk ya. Bir anda zirveden başlarsan o bilgin birikimin artmayabilir. Ama dipten başlayıp adım 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 çıkarsan bir noktadan sonra zaten o bahsettiğin isimlerle aynı noktaya çalışarak gelebilirsin. Yani soyunma odasını illa futbolcu olarak koklamana gerek yok. Tercüman olarak da koklayabilirsin. Oradan dersler çıkarıp notlar tutabilirsin. Bence mevzu o. Şimdi başarıdan girdik. Biraz da ben kendi hikayelerinizi merak ediyorum. İkiniz de gerçekten futbolla yakından ilgileniyorsunuz. Bir geçmişiniz var profesyonel olarak. Sizin ne noktada özellikle Türkiye'de futbol oynamak, Türkiye'de spor alanında olmak ümidi kırdı ve hayatınızı farklı yönlere çevirdiniz? Gençler olarak soruyorum ümidi size. Kırmadık, halı sahada hala aynı takımdayız. Ama halı sahada. Yani ya hayat her şeye gebe değil mi? Yani Türkiye'de öyle en azından. Sakatlanıyorsun. Herkesin yaşadığı aslında bu. 10 kişiden 5'i böyle değil mi? Sakatlanıyorum, bırakıyorum ya da okulum vardı, bırakmak zorunda kaldım gibi bahanelerin aynısı bende de var. Bu yani, bahaneler. Bahane değil, sebep. Sebep. Yani ya üniversiteye gitmeyeceksin, hayatını futbola doğru yönlendireceksin. Futbolcu olamazsan ne yapacaksın? Elinde mesleğin kalmayacak gibi. Ya da sakatlandın mesela. Doktor paranı kulüp veriyor mu? Tabii. Ne yapacaksın? Emre, senin için nasıl durum? Ya ben doğru yapılanmanın içinde değildim aslında. Babam çok fazla severdi beni. Yani 6 yaşında amatör kulüplere götürdü. Orada başladım. Daha sonrasında orada lisansım çıktı. Ama başka kulüplerden istenince bu lisans verilmedi. Bu yani hocanın elinde oluyor. Hoca lisansını vermediği zaman gidemiyorsun. Çok yaygın bir problem bu arada. Evet, yani. Çok yaygın. Yani ilk darbe aldığım kısım bu olmuştu. Daha sonrasında yine devam ettim. Yine bir yerlerde oynadım. Bir şeyler yapmaya çalıştım.
Ama Türkiye'de sistemsizlik o dönem daha fazlaydı. Yani bir kayırmacılık vardı. Yani birinin bir şeyi olanlar alınıyordu. Ben de birinin bir şey değildim. Ve böylece yavaş yavaş kopma yaşadım. En sonunda da dediğim gibi lisansım da verilmeyince halı saha futbolcusu olarak kariyerime devam ediyorum. Altyapılara iyi bak. Bir de o kulüplerin yöneticilerine bak. Soyadlarına bir bakmanı öneririm. Soyadlarında bir benzerlik yakalayacaksın. İlla ki. Evet, bunu 9 yaşından 16 yaşına kadar bir skalada bak ve göreceksin. Atıyorum soyadı Uzunkaya, çocuğun soyadı da Uzunkaya. Tesadüf mü? Soru işareti. Soru işaretini koydum abi. Süremizin sonlarına gelirken Yarkın'la aslında çok üstüne konuştuğumuz bir konu pandemi. Defalardır konuşuyoruz. Hazır halı sahada açılmışken konu. Evet, halı sahada açılmışken topuna atayım o zaman ben. Ya Yarkın, şöyle çok uzun zamandır halı sahaları kapatıldı. İnsanlar artık yani oyun oynayacak bir tek bir alanları orası kalmıştı, spor yapabilecekleri. Bundan da mahrumlar. Sizin konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bir ara bir açıldı, sonra tekrar kısa bir hafta gibi bir süreydi, sonra tekrar kapandı. Bu mağdur olan halı sahacılar olarak sizi de aslında söyleyebiliriz belki de. Siz üçümüzden aynı görüşlerinizi merak ediyorum. Yıllardır, 4 yıldır aynı takımdayız. Katıldığımız turnuvalarda yenilmişliğimiz hep finallerde oluyor. Ve gol şampiyonumuz var. Gol kralımız Emre'dir. 2 sene önce benim parmağım kırılmasaydı o turnuvada şampiyonduk yani. Kesin şampiyonduk. Yani yapacağım, sen yapın. Ya halı sahayı sen yap. Sen daha takımı kuranı o yapsın. Şöyle bir şey var. Şimdi sürekli gençlerin spor yapmasından falan bahsediyoruz. Bu halı sahaların kapanması ülkede genç ve yaşlı olmak üzere herkesin bir spor yapma aktivitesini bitirdi. Çünkü insanların haftada bir saat halı saha oynaması onlar için bir spor sayılıyordu. Bunu bir ortadan kaldırdı ve üstelik şöyle bir şey var. Spor salonları açıktı bu dönemde. Hı hı, evet. Ya şu kapalı alanda mesela kapalı alanda spor yapıyorlar ama halı sahalar kapalıydı. Hı hı. Kongreler var. Bugün bu gençleri etkiledi işte, gençlerin spor yapmasını. Daha sonrasında bir haftalık açıldı. Bir hafta sonra yeni bir düzenleme geldi. Komple kapandı. Hı hı. Bu sefer şeyler de, spor salonları da kapandı. Ya gençlerin spor yapacağı bir alan kalmadı. Şimdi gidiyorsunuz mesela sahilde ufak kaleler var. Orada insanların top oynadığını görüyorsunuz. Veya orayı da yapıyoruz. Yakında kapanacaktır pandemi. Yani bir iki ceza yazıldıktan sonra insanlar artık cesaret edemeyecektir. Yani gitmemeye başlayacaklardır. Yani pandemi bitsin de gerekirse halı sahalardan feragat edilir. Ama bitsin ki, yeter ki artık ki. Eski hayatımızı çok özledik yani. Evet. Ağlayacağım da. Şampiyonlar Ligi'ni soracaktın, onu da sor. Süremizin sonuna geldik. Tabii, Şampiyonlar tamam. Ligi'ne maalesef süremiz yetmedi. Teşekkür ederiz katkılarınız için, geldiğiniz için. Biz değerli görüş ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kamera arkasındaki kişilere de çok teşekkür ederiz. Gençlere de bir sorunun böylelikle bu haftada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.